Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'daki siyaset çevrelerinde, İstanbul'daki ekonomi çevrelerinde bir süredir zaten konuşuluyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınacağı, hatta yerine kimin geçebileceği konusunda da bayağı yoğun spekülasyon vardı. En son iki isme kadar inmişti bu. Erişah Arıcan ve Nurettin Nebati. Nurettin Nebati oldu. Bir gece yarısı kararnamesiyle 1 Aralık'ta imzalamış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2 Aralık'ın ilk saatlerinde yayınlandı bu kararname ve Nurettin Nebati de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlık yemin ederek görev başladı. Aslında son iki bakanın yardımcısıydı. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda işler onun bir yerde bürokratik kontrolünden geçiyordu. Önce Berat Albayrak'ın ki biliyorsunuz 8 Kasım 2020'de görevi bıraktı gitti bir Instagram mesajıyla. İşte at izi it izine karıştı, hayırlısı olsun falan gitti. Onun yerine gelen Lütfü Elvan, onun da bakan yardımcısı yine Nebati olmuştu. Nebati ilginç bir isim, geleceğiz şimdi. Diğer isim Erişah Arıcan'dı. Aslında ben baştan itibaren Erişah Arıcan Hanım'ın olamayacağını, yani olmak istemeyeceğini düşünüyordum. Nitekim şimdi atama olduktan sonra yapılan yorumlarda ne deniyor? İşte istemedi. Neden? Neden istemez bir insan bakanlık? Çünkü bakanlığın artık bir yetkisi yok gibi. Etkisi de yok gibi. Yani orada Cumhurbaşkanı'nın dediklerini yapan, diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı'nın dediklerini kim yapmıyor? Ayrı. Ama Erişah Arıcan birincisi Varlık Fonu'nun başkan vekili. Başkanı kim? Zaten Cumhurbaşkanı. İkincisi Varlık Fonu'nun da bir parçası olan Borsa İstanbul'un başkanı. Üçüncüsü Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun denetleme yetkisi verdiği tek şirket olan JCR Avrasya şirketinin yönetim kurulu başkanı. Yani Erişah Hanım'ın, Erişah Arıcan'ın etkisi, ekonomi üzerindeki etkisi ve yetkileri, ki biliyorsunuz kendisi hem Berat Albayrak'ın hem şimdi Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu'nun tez danışmanı, daha pek çok böyle AK Parti'nin ekonomi kadrolarının da tez danışmanı Erişah Arıcan Hanım. Yani gerçekten yetki kullanan ve etkili olan bir isim. Yani bakanlığın onun için küçük geleceği kanaatindeydim. Ve nitekim öyle oldu. Yani baksanıza Nurettin Nebati daha geldiğinin saatinde efendim Fethullah Gülen'le resimleri çıktı, daha önceki yaptığı açıklamalar çıktı, işte üye olduğu dernekler çıktı. Hep böyle İslami çizgide, hatta siyasi İslamcı çizgide, İslami demeyelim, siyasi İslamcı çizgide ilim yayma cemiyeti, işte Ensar Vakfı, biliyorsunuz Ensar Vakfı'nın hangi soruşturmalardan geçtiğini, nelerin kapatıldığını, meclis oylamalarına konu olduğunu, Ensar Vakfı'nın, TÜGVA'nın, Önder gibi dernek, yani bu İslami çevrelerin çok önemli kuruluşları. Bunların üyesi, aktif üyesi. AK Parti milletvekilliğini yapmış, AK Parti'nin genel başkan yardımcılığını yapmış, bakan yardımcılığını yapmış. Aynı zamanda da bu muhafazakar sermayenin iş grubu olarak bilinen, iş örgütü sayılan MÜSİAD'ın da danışma kurulunda. Yani şapkasında, yani başında birden fazla, özür dilerim, başında birden fazla şapka taşıyor. Ve yine ilk saatlerde daha ortaya çıktı. İşte birkaç yerden, en az iki yerden maaş alıyor. İşte maaşı şu kadar, 65 bin, 66 bin, belki de daha başka da çıkacak, bilmiyoruz henüz. Nurettin Nebati dolayısıyla hani sadıklar grubundan. Hem Berat Albayrak'a çok yakın, hem de hani geldiği köken itibarıyla öyle hani liberal rüzgarlardan, bilmem işte demokratik rüzgarlardan falan çok etkilenmemiş bir isim. Zaten doktora tezi de işte AK Parti'nin nasıl muhafazakar demokrat çizgiye geçtiği yolda Kocaeli Üniversitesi'nden aldığı bir doktora tezi var. Ekonomiyle ilgisi yok, kamu yönetimi bölümünden. Her neyse, yani bunlar bir anda ortaya çıktı. Yani bir anda hedef tahtasına geçti Nurettin Nebati. Tabii Nurettin Nebati'nin şöyle bir özelliği de var. Evet, şimdi ne dediğinizi duyar gibiyim. Yani son 3 yılda 3. ekonomi bakanı. Nasıl son 3 yılda 4. Merkez Bankası başkanıyla çalışıyorsak, aslında bunu biraz daha daraltırsak, son 1 yıl içine, 1,5 yıl içine indirgersek, 3. ekonomi bakanı, 3. Merkez Bankası başkanıyla çalışıyor Erdoğan ama olmuyor.
Hep yeni gelenlerin yeni umutları. E peki onlar da dış güçler getirmiyor ki. Onları da yine Erdoğan atadı. Onlar da yine Erdoğan'ın yetiştirdiği ya da Erdoğan'ın himayesinde yetişen, yükselen elemanlar da 19. yılı Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarda. Dolayısıyla hani bunları muhalefet zoruyla, dış güçlerin zoruyla falan atamış değil Erdoğan. Kendi ekibi ama sürekli değişiyor. Yani Merkez Bankası başkanları değişiyor, işte Hazine Bakanları değişiyor. Daha başka sayalım, Türkiye İstatistik Kurumu yöneticileri sürekli değişiyor. Yani bakılıyor, olmuyor. Yani açıklanan enflasyon, işsizlik falan rakamları olmuyor. Değiştiriyoruz. Peki bunları değiştirince düzeliyor mu durum? Hayır. Tekrar ediyorum sorumu. Merkez Bankası başkanlarını, Hazine ve Maliye Bakanlarını, efendime söyleyeyim Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarını değiştirince Erdoğan durum düzeliyor mu? Hayır, düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Türk parasının değeri düşüyor. Geçim sıkıntısı iyice baş gösterdi. İşte kış ayları geldi artık. Isınma, enerji sorunu var, ulaştırma sorunu var. Bütün bunlar var ama hala biz nurlu ufukların peşindeyiz. Yani bugün sıkıntı çekiyorsunuz ama yarın çok iyi olacak. Yani bunu muhalefet lideri söylese anlıyoruz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor, mektup yazmış market zincirlerine. Diyor ki 6 madde, 6 temel gıda maddesi işte un, süt, bulgur falan gibi. Bunları diyor ve işte haftada bir gün sebze. Bunları diyor ihtiyaç sahiplerine lütfen zarar edeceğinizi bilerek istiyorum diyor. Bunları şey yapın, halka hiç değilse siz yardımcı olun. Biz iktidara geldiğimizde, yani gelirse bunları telafi edeceğiz diyor. Şimdi hani muhalefet lideri bunu söyleyebilir. Yani şimdi kötü yönetiliyoruz ama ileride iyi yönetileceğiz diye. E şimdi iktidarda zaten 19 yıldır iktidarda olan Erdoğan diyor ki şimdi olmuyor ama yarın olacak. E şimdi olmamasının da zaten yönetiminde, yani dümeninde Erdoğan var. Yani hani başa gelirsek, bu hani kim bakan olacaktı falan diye şey yaptık. Yani Erişah Arıca'nın bakan olması zaten kendi açısından iyi bir şey olmayacaktı. Yani Nurettin Nebati açısından ne kadar iyi bir şey olacak bilmiyorum. Nebati bir tabii şey değil, yani iktisatçı değil yetiştirmede, ama bakan olması için iktisatçı olması gerekmiyor. Bakan yardımcısı olması için iktisatçı olması gerekiyordu ama değildi. Fakat şimdi Erdoğan'ın bu işte faiz neden enflasyon sonuç tezini hararetle savunuyor. Faizleri indirelim diyor. Bütün bunlar bana neyi gösteriyor? Şimdi ona gelelim. Sadede geliyoruz. Bütün bunlar bana dolu dizgin, hem de krizin tam ortasında dolu dizgin bir seçim ekonomisine geçileceğini gösteriyor. Neden? Çünkü faizlerin düşürülmesi demek, yani Lütfü Elvan'ın itiraz ettiği en önemli konulardan biri, yani böyle rastgele faiz düşürmeyelim, hiç değilse şunu bir hesabına kitabına göre yapalım. Bir de Merkez Bankası artık enflasyonla uğraşmayı bıraktı, benim işim olan cari açıkla uğraşıyor filan idi. Ve kamu bankalarının bu geri döneceği çok şüpheli düşük faizle, yani açıklanan faizin de altında siyasi nitelikte kredi vermelerine Lütfü Elvan biraz mesafeli bakıyordu. Yani tabii ki Erdoğan'a karşı çıkacak hali falan yoktu. Ha, bu arada şunu düşünebilirsiniz, ya bu kadar rahatsızlarsa niye istifa edip gitmiyorlar? İstifa diye bir kurum var değil mi? Mesela Süleyman Soylu İçişleri Bakanı istifa edip gitmişti. Aman gitme diye Erdoğan ve Bahçeli ikisi de işte yapıştılar kollarına, gitmedi. Yani istifa tek taraflı bir kurumdur değil mi? Yani benim de zamanında istifa ettiğim yerler var. İstifa ediyorum, alasmanlık, güle güle, el sıkıştık, kavga dövüş yok, gittim. Yani böyle bir şey yok. Neden kullanmadı? Madem Lütfü Elvan bu kadar hani duruma hakim, işte ağırlığını koyan bir siyasetçiydi de. Neden biliyor musunuz? Çünkü suçlanmaktan korkuyorlar. Hani bırakıp gidersem işte bak bunun yüzünden oldu denmesinden korkuyorlar. Sadece Lütfü Elvan için değil, AK Parti'nin pek çok siyasetçisi bugün bu durumda. Yani işte Fahrettin Koca'dan söz açtık. Şimdi Fahrettin Koca'nın herhangi bir şeyde itiraz etme şeyi var mı? Ya Cumhurbaşkanım işte sağlık konusunda, sağlık çalışanları sorusu geldi, ben de onu cevaplandırıyorum diyemedi. Çünkü sorumlu tutulur hemen. Bak o yüzden oldu. İşte çok kolay Türkiye'de, yani Erdoğan ya bizi kandırmışlar, biz çok safız diyor. Tamam, kapatılıyor her şey. Yani böyle bir duruma maalesef geldik. Şimdi neden seçim ekonomisi? İşte
Şimdi Nurettin Nebati'nin yönetimi altında kamu bankalarının, kamu bankaları ne? Ziraat, halk, vakıflar. Kamu bankalarının siyasi krediler açması, daha doğrusu bunları artırması, çok düşük faizle geri dönsün dönmesin, ödensin ödenmesin fark etmez. Ödenmeyince ne oluyor? Ödenmeyince o bütçe kayıtlarına görev zararı diye geçiyor. Yani hani diyeceksiniz ki ya sen de ne kadar safsın işte onların zaten yönetim kurullarına kimine güreşçi, kimine bilmem şu bu filan şarkıcı atanıyor. Yani zaten orası doğru düzgün çalışan bir banka değil diyeceksiniz. Hani ben kuralına göre yine konuşayım. Görev zararı Türkiye'yi, bak görev zararı şeyini bakın lütfen. 5 Nisan 1994'te zamanın başbakanı Tansu Çiller'in açıkladığı kemer sıkma politikaları vardı. Bugün açıklananlara ve önümüzde açıklanacak olanlara çok benzeyen şeylerdi. Onun hemen arkasından kamu bankaları siyasi kredi diye bilinen yani aslında yandaş kuruluşlara ya da bir yolunu bulanlara falan kredi yağdırdı. Düşük faizle. Fakat o krediler geri dönmedi, ödenmedi. Zaten ödenmesi amacıyla da verilmemişti. Yandaş olsunlar diye, beni desteklesinler diye verilmişti. Sonra görev zararları artmaya başladı. Ve o görev zararları Türkiye'yi 2001'deki bankacılık krizine, mali krize sürükledi. Ondan sonra işte yeni programlar açıklandı. AK Parti'nin iktidara gelmesini sağlayan o krizin meydana getirdiği artçı şoklardı. Toplumda şok dalgaları oluşturdu. Sadece ekonomi değil, geçim sıkıntısı tabii siyasete de yansıyor. AK Parti'yi iktidara taşıyan oydu. Ama şimdi bakıyoruz bu filmi yeniden göreceğiz gibi. Yani bu kamu bankalarının ucuza siyasi kredi kullandırması, geri dönüşü olmayacak kredi kullandırması. Yani adeta hibe ediyor yandaşa, sen de beni destekleyeceksin diyor. Destekleme ne şekilde? Efendim seçim kampanyasının finanse edilmesi olabilir. Belediyeler yok ya artık. Büyükşehir belediyeleri yok ya. O çok büyük bir kaynaktı AK Parti için. Neyse bunlar olabilir, her türlü destek olabilir. Ama bunun karşılığında görev zararları artacak. Tamam mı? Yani ha peki artarsa ondan sonra seçimi Erdoğan kazandığı takdirde yine o sorunla o başa çıkmayacak mı? Onu o zaman bakarız diyor. Onu o zaman bakarız diyor. Aslında Türkiye'de genel olarak siyasetçinin tutumu budur. Yani sorun önümüze geldiğinde bakarız. Şimdi şu durumdan bir çıkalım. Şu durumdan çıkmanın adı ne? İşte seçimi kazanmak, bir sonraki seçimi kazanmak. Tabii bu değişikliğin meydana geldiği gün 1 Aralık artık tesadüf mü diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Tesadüf diyeceksiniz. İngiliz Reuters haber ajansı bir yorum yayınladı. Türkiye elinde olmayan, sahibi olmayan parayı, sahibi olmadığı parayı harcıyor. Yani borçtan yiyor bile değil bu artık. Yani hayali bir parayı harcamaya başladı diye. Buna da bir isim taktılar. Erdonomi. Yani Erdoğan'la ekonomi kelimelerini birleştirdiler. Erdoğan ekonomisi anlamında Erdonomi ismini uydurdular. İşte aynı günde bence tesadüfen öyle denk geldi. Nurettin Nebati atandı. Bence hani bu Erdonomi diye bir şey varsa Erdoğan ekonomisi onun gerçek başlangıcını ya da ikinci bir başlangıcını sayabiliriz bu atamayı. Tabii bir yandan da bir kararlılık gösterisi Erdoğan'ın. Çünkü bu aynı gün işte Şahap Kavcıoğlu'nun daha önceden açıklanmıştı. Yatırımcılarla toplantısı vardı bugün. İşte orada da yine benzeri mesajlar verdi. Şahap Kavcıoğlu o toplantıya nasıl girdi? Hazine ve Maliye Bakanı kendisini eleştiren. Hazine ve Maliye Bakanı artık yok. Yerine eleştirmeyen, destekleyen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Yatırımcılara böyle bir mesaj verildi. Tabii bu faiz indirimine devam edileceğim. Ya bunu ben söylerken yani sakın yüksek faizi savunuyorum falan diye demeyin. Yani böyle düşünmeyin. Hayır, yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur bunların hepsi halkın zararına. Ama aradan birileri gerçekten çok büyük karlar yapıyor. Yani Türkiye oligarşik bir yapıya doğru gidiyor. Ne demek oligarşi? Hani gençler, lütfen gençler okuyun bakın. Oligarşi ne demek? Hani bugün kendinize böyle bir görev edinin. Açın, iki dakikanızı alacak artık. Soracaksınız internete oligarşi ne demek diye, oradan okuyacaksınız. Bir azınlığın,
aile ya ve azınlık grubunun yönetimi demek. Yani sadece onların kontrolünde ve onların çıkarında. Ha, görüntüsü bunun demokratik olabilir, işte seçimler yoluyla olabilir, fakat iktidarı alanın bırakmak istemeyeceği bir durumla karşı karşıya diye bunun siyaset teorisinde yeri var. Dolayısıyla bir yandan da Erdoğan işte enflasyondur, kurdur, yükselir, artılır diyerek bütün bir ekonomik sistemi, Türkiye'nin ekonomik sistemini iç faktörlerle, dış faktörlerle kendi dediğine getirmek niyetinde. Getirecek mi? Uyum zor, yani bu zorla güzellik olacak mı? Belki de olur. Şimdiye kadar pek olduğu görülmemiştir. Ama belki de Erdoğan'ın ısrarıyla olur, bilemiyoruz. Fakat şu anda yaşananların halkın geçim sıkıntısını, işsizliği gidermediği ortada. Ama riskli bir seçim ekonomisi dönemine başladığımızı çok rahat söyleyebiliriz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.